Tabii ki derdimiz, yani ben bunu burada söylememe hiç gerek yok. Defalarca da söyledim. Böyle bir işte büyük bir inşaat alanı işte oluşturalım vesaire değil. Hep söylüyorum, bu bir inşaat projesi değil. Önemli olan için doldurmak. İşte zaten bütün çabamız da bunun için nasıl dolduracağız? Olabilecek en yüksek, tırnak içinde söyleyeyim yine, kalitede nasıl dolduracağız? Aslına bakarsanız bütün çabamız da bu. Hızlıca geçeyim. İki tane alanın üzerinde çok durduğumuzu söylemiştik. Bunlardan bir tanesi işte bu katılım finans gibi coğrafyanın avantajını kullanalım istiyoruz. Fakat orada da şunu gördük ki bu katılım finans tarafında hani bizim buraya ne diyelim yabancı yatırımcıları ya da işte yabancı işte bankaları vesaireleri çekebilmek için iyi bir altyapıya ihtiyacımız var. Onu gördük. Zaten ekonomi reform programında da dikkatinizi çekmiştir bu katılım finansla ilgili yasa çalışması. O yasa çalışması işte yani mecliste bir şekilde koordineli bir şekilde devam ediyor. İşte bizim bir takım çabalarımız, katkılarımız var. İnşallah becerebilirsek iyi bir altyapı orada oluşturacağız. O altyapıyı oluşturabilirsek devamlı biraz daha kolay geleceğini açıkçası düşünüyorum. Birkaç işbirliği peşindeyiz orada. Malezya tabii önemli bizim açımızdan ama işte orada işte Malezya'nın bir takım kendi öncelikleri var. Bizim kendi önceliklerimiz var. İşte Körfez çok hevesli ama işte hani onların geleceği altyapı bizim tam istediğimiz bir altyapı mıdır? Şimdi onlar biraz elbette bakılıyor ama İstanbul için öyle söyleyeyim bu tarafı ciddi bir yani bu katılım finans tarafına ciddi bir ilgi var. Orada bir takım düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz. Benim en çok üzerinde durduğum, en çok böyle kafamızı yoğuran, bizi de yoran, yani bürokrasi anlamında da yoran bu fintech tarafı elbette. Herkesin burada bir beklentisi var. İşte yönetmelik beklentisi var, kanun beklentisi var, mevzuata dair beklentiler var vesaire.